Marmaris'te çıkan yangın, orman yangını, işte görselleri de ekranlarınıza yansıyor. Dün öğlen saatlerinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle gece boyunca böyle ilerleye ilerleye devam etti. Marmaris'ten aldığımız bilgiye göre şu saat itibariyle havanın sakin olduğu ve havadan söndürme çalışmalarının da başladığı yönünde. Marmaris'e gideceğiz, oradan sıcağı sıcağına bilgiler alacağız. Bir yerel gazetelerden de bakalım. Manşet gazetesi Muğla Marmaris. Marmaris yine alev alev, yangınlar kaderimiz olmasın diyen Marmarisliler bu yıl içinde çıkan 4. orman yangınıyla yine sarsıldı. Marmaris Aksaz mevkiinde dün öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 14 uçak, 35 helikopter, 82 arazöz, 5 dozer ve 472 personel ile havadan ve karadan müdahale edilirken Kastamonu'dan yardıma gelen bir yangın söndürme helikopteri Denizli'de düştü. Maalesef bu acıyı da, bu felaketi, faciayı da yaşadık. Hemen hızlı bir şekilde haberimizi ekranlarınıza getirelim. Yürekler ağza geldi, ciğerler yine yandı. Orman yangını haberi yine Marmaris'ten geldi. Dün öğle saatlerinde başlayan yangın hala tam olarak söndürülemedi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Havadan müdahaleye destek için gelen bir helikopter ise yolda düştü. İçindeki iki Rus personel öldü, 5 personel ise yaralandı. Yangını çıkardığı iddia edilen bir kişi ise gözaltına alındı. Eğer Muğla ve Marmaris olunca ister istemez hepimiz dikkat kesiliyoruz. Yani o bölgede sıklıkla yangın meydana geldiği için. Bakan Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangının 12.32'de çıktığını, ilk müdahalenin 12.40'da gerçekleştiğini açıkladı kameralara. Dağlık ve ulaşılması zor alanda orman arazisi yanmaya başladı. Merkeze 7 kilometre uzakta yükselen alevlere müdahale kolay olmadı. Yalancı Boğaz mevkiinin üst tarafında bulunan Balan Dağı'nın sırtlarına çıkan sarp alandaki yangının kara müdahalesinde binin üzerinde personelin görev yaptığı öğrenildi. Havadan müdahale içinse Orman Genel Müdürlüğü'nün açıkladığına göre 14 uçak ve 35 helikopter müdahale etti alevlere gün içinde. Yangına müdahale etmek üzere görevlendirilen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı kiralık yangın söndürme helikopteri ise Marmaris'e doğru çıktığı yolda düştü. Denizli'de düşen Rus yapımı yangın gözetleme helikopterinde 7 personel vardı. İkisi öldü, 5'i yaralandı. Hayatını kaybeden Rusya uyruklu 2 personel, mühendis Alexander Iakovlev ve teknisyen Alexey Volkov için yapılacak bir şey yoktu. İkisi Türk, 3'ü Rus, 5 yaralı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bakan, yaralıların durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Tarım Bakanı Vahit Kirişçi yaptığı açıklamada kazanın nedeni henüz belli değil dedi. Kaza Kırım ekibi olay mahalline intikal etmiş ve bu konuya ilişkin onlar da gerekli tetkikleri başlatmış durumdadır. Gün geceye döndü, havadan müdahale mecburen durdu. Ancak alevler ilerleyişini durdurmadı Marmaris'te. Alevler Aksaz Deniz Üst Komutanlığı tesislerine ulaşınca tahliyeler başladı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Aksaz Deniz Üst Komutanlığı tesislerinden 6 otobüs dolusu insanın tahliye edildiğini, tahliyelerin sürdüğünü açıkladı. Uçaklar ve helikopterlerin uçamadığı gece karanlığında karadan müdahale devam etti. Yangınla ilgili bölgede arıcılık yapan 85 yaşındaki M.Y. gözaltına alındı, soruşturma sürüyor. Rüzgarın zaman zaman kuvvetini arttırdığı bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.